Abi Rıza İlahi hakkında böyle kısa öz bir şey böyle. Rıza İlahi ha. Olsun ya, Rıza, ben sana veya şey alıyorsun. Ha. ilgimi çeken şu olmuştu. Şimdi herkes için makbul olan ve meşru olan, makbul ve meşru olan ve hiçbir zarar olmayan, kimseye de zarar olmayan şeylerden, isteklerden ben men ediliyordum diyor Üstad. Mesela Ya Rabbi cehennemden sana sığınıyorum. Ya Rabbi diyor ama Ya Rabbi demesine cehennemde sığınmak vesile etmiş. Yani bir şeyden sığınacak ama yardım istiyor Allah'tan. Yani cehennemden korktuğu için Allah'tan yardım istiyor. Cehennem ortadan kaldırırsak Ya Rabbi diyecek yok. Aa, öyle çıkıyor. Doğru. Mesela cenneti istiyorum Ya Rabbi. Cenneti çıkar. Cenneti çıkar Ya Rabbi de olmaz. Oo, evet o zaman. O zaman elimi arkaya yapıyorum. Ne cehennem korkusu ne cennet ümidi olmadan koy onu kenara. Seni sen olduğun için seviyorum. Ne cenneti senden umduğu için, ne benim cehennemde koymayacağından arzu ettiğim için sana dua etmiyorum. Sana dua ediyorum, seni seviyorum çünkü sen Allah'sın. Bana bunu vereceğin için, beni şuradan kurtaracağın için değil. İşte bana bu yol gösteriliyordu diyor. Yani zalimin zulmünü koydu kenara. Diyor ki 28 sene işkence çektiğim hapishaneler vesaire diyor ya. Hani zalimin zulmü tamam. Tamam bunu koyduk, onu bahsetmiyor. Ama kader niye müsaade etti diyor. Tamam mı? Sakın sakın ha hizmet imaniye Kur'aniyeni kemalatına ve terakkiyatına. Kendini şey. Evet. İki şeye azaptan ve cehennemde kurtulmana. Sakın vasıta yapma. La ne kaldı ya? Bir şey kalmadı. Şahsi kemalatına ve terakkiyatına. Cehennemden ve azaptan kurtulmana. Bir tane bu, bir tane bu. Sakın hizmet-i imani ve Kur'aniyeni vesile yapma. Ya Rab hizmet imani Kur'an'ı hürmetine bizi cennette halas eyle. Ya Rab hizmet imani Kur'an'ı hürmetine bizi cennetine ithal eyle. Yok. Bana ikisini koyuyor. Bana diyor bütün hoşla meşru. Kimseye de zararı yok. Menfaati olman bir şey olan bu dua veya istekler cennet, cehennem mesela cehennemden sığınmak, cenneti sevmek meşrudur ve caizdir. Herkesin isteği ve meşru olan ve zarar olmayan şeyden diyor. Ben bütün men ediliyordum. Başka bir makam çıktı. Koyuyorsun arkaya. Niçin istiyorsun? Cennet için. Hayır. Allah'ı cennet için istemem. Niçin istiyor? Avam istesin. Niçin? Cehennemden beni kurtaracak için. Hayır. Koydum böyle. Yalnız yüzüm sende. Allah'ım sen Allah olduğun için seni seviyorum. Sen olduğun için istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bana senden bir şey de verme. Bana bir şey, senden bir şey vermek sen değilsin. Sendendir. Ben kazamı verdim, gözlük verdim, bilmem ne verdim. Sen kendini bana ver yeter. Rıza ilahi bu. Allah'ı buldun, her şeyi buldun. Yani bulmak için de gene olmayacak, gene olmadı, gene şöyle soktum işte. Allah buldun, her şeyi buldun dedi, olmadı gene. Her şey her şeyi bulmak için yaptım biter. gene. Yani olmadı yani, gene beceremedim yani. Ehli aşk bununla giriyor mu sana, aşk mecazi olanlar hani aşk, Allah'a aşk hakiki mecaziden aşk hakikiye geldiyse oluyor. Hani bunlar da bir şey istemiyor sırf aşk yok, için. Tabi tabi sırf yani. Seni aşık olmuş ya. Sırf Allah yani başka hiçbir yok. Yani Allah hakikaten tanıdıkça çok utanıyorsun. Beni cehenneminden kurtar. Onun için Ya Rabbi beni yani Allah hakikaten buna Allah böyle değil peki ya. Sana bir Allah'tan dünyalık bir şeyler istemek yok, bir şey çekinmek mesela. Ya mesela meşrudur. Bazen çekiniyor insan mesela bir şey çekiniyor istemeye yani. Yani Allah'ım işte bana işte şunu ver demeye çekiniyor mesela. Bunu Rüştü abi, Rüştü abi şöyle bulmuş o duasında. Böyle bir bak Rüştü abinin duasını da söylemiş olayım. Rüştü abinin iki tane şeysini kattım böyle ezberlemişim ve her namazda diyorum. Ya Rabbi beni bana bırakma. Bir. Ya Rabbi ben beni unuttuğum zaman sen beni unutma. çok güzel. Çok güzel. Rüştü abinin duasıdır. Ya Rabbi ben beni unuttuğum zaman ben beni unuttuğum zaman sen beni unutma. Ya Rabbi beni bana bırakma. Diğer insanları hayal et artık. Beni bana bırakma. Beni bana bırakma. Acayip bir şey ya. Öyle Allah bana. Mesela bu dediğin şey sizin konuşan yalnız hakikattır.
Orada mı geçiyor elemalarda biraz kısmen? Konuş. Allah'ın hani konuşan yazı hakikattir. Orada yani. orada geçiyor. O merkezi yapıyorum. O merkez ama külliyata atıfla yapıyorum. Ama hangi derste bu naklediliyor? Rıza ilahi. Şey iksir de oldu yeni Türkiye'de yeni. Onu da ilginizi çeker. Yayına girmedi daha. İksir. Mahiye sorsam bilmem. Niyetin iki ayağı var. Bir mahiye, bir iksir. İksiri yaptım. Niyeti de yaptım. Mahiye bilmiyorum. Mahiye dişisi değil mi aslında? Mahiye dişisiydi. İksir erkeği. Kaşıyı dövüyor. Niyetinde şey yok dediniz. Cins yok dediniz değil mi aslında? Evet. Yani ne annedir ne babadır bilmiyorum dediniz. Evet. Öyle yani şey niyet ne dişidir ne erkektir nasıl bir şeyse. Fakat niyetin iki çocuğu var. İkiz kardeşi, ikiz evlatları var. Bir kız bir erkek. Mahiye kız. İksir erkek. Kaşı dölüyor. Bu dölleniyor. Ama şey bunun şey kaynağı niyet ne dişidir ne erkektir acayip bir şey ya. Birine değişmeden değiştiriyor. Evet. Şey mesela değişmeden değiştirmek. Ötekisi dönüştürerek dönüştürmek. Dönüşerek dönüştürmek. Kendisi de değişiyor. Ötekisi, evet maya böyle. Dönüşerek dönüştürüyor. İksir ise değişmeden dönüştürmek. Dölleme deriz aslında. Dölleme he. Yani. Karşıki tarafı tesir ediyor. İksirden şey sirayetten daha ince iksir. Daha ince. Evet daha ince. Hadi namazı kılalım. Sirayet böylesi iksir.